Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz de nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben ikimiz adına sizlere çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Nasılsınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, tekrar röportajıma ben öncelikle Cuma Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Cuma Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz. Ben Cuma Erdem, inşaat mühendisiyim. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde okudum. Sektörle tanışmam okula başlamamla beraber başladı diyebiliriz. Evet, üniversite döneminde sanırım. Üniversite döneminde, evet. Evet. Abim yardımcı oldu bu konuda. O da inşaat mühendisi, benden 4 yaş büyük. Evet. Aynı zamanda ortağımız Erdem, evet. Mühendislik olarak beraber burayı işletiyoruz. Buradan da selamlarımızı gönderelim kendilerine, bugün katılamadı röportaja. Ve bu şekilde de faaliyetler devam ediyor. Aslında burada abi kardeş sırt sırt omuz omuza verilmiş bir mücadele var. Evet. Bunu çok net bir şekilde beyan edebiliriz. Kesinlikle. Aslında burada da bir açıklığı da gidermişsiniz. Sektörde bir açıklığı gidermişsiniz. Evet. Özellikle bu bölgede. Kesinlikle, evet. Silopi'de. Aynen. Diyebiliriz. Biraz ben burayı tanımak istiyorum, evet, sizlerden. Neler yapıyoruz burada? Firmayı tanıyabilir miyiz? Buyurun. Firma olarak Erdem Mühendislik firmamızı 2017 yılında açtık. Aslında daha genciz. Yeni başladık. Çiçeği burnundayız da. Evet, aynen. Genciz ama dinamiyiz, çabalıyoruz, hedeflerimiz var, hedeflerimiz doğrultusunda yürüyoruz. İnşallah başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ve, evet. Evet. Şunu öğrenmek istiyorum, peki yaptığınız projeler ne? Bilgi alabilir miyim? Yaptığınız projeler hakkında bilgi verebilir misiniz? Onlarca proje yaptık, imza attık altına projelerimizin. Onlarca projelerimiz şu an yapılıyor ve biten birkaç tane projelerimiz var. Cami projesi yaptık. Medrese projelerimizi yaptık, birçok konut projesi yaptık. Ayrıca Silopi dışında da Mersin'de yaptığımız projeler var, Biranşehir'de yaptığımız, Şırnak'ta yaptığımız projeler var ve genişliyoruz açıkçası, çevreye yayıyoruz projelerimizi. Evet, hizmet sektörü zordur. Evet. Yaptığınız iş zor bir iş gerçekten. Yani yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Siz hizmet verirken burada nelere dikkat ediyorsunuz peki? Yani olmazsa olmazlarınız nelerdir? Olmazsa olmazlarımız ilk başta insan. İnsan hayatı önemli bizim için. Buna önem veriyoruz. Ondan sonra estetikliğe önem veriyoruz. Daha sonra biliyorsunuz inşaatta ekonomik de çok önemli. Buna önem veriyoruz. Müşteri memnuniyetimiz kesinlikle ön plandadır. Peki yaptığınız projelerin sıradan projelerden farkı nedir? Biz projelerimizi orijinal programlarla çiziyoruz. Bunları müşterilerimize 3 boyutlu sanal ortamları gösteriyoruz. Projelerimiz bitmeden, yani daha başlamadan açıkçası bitmiş halini müşterilerimize gösteriyoruz. Ve bu da riski ortadan kaldırıyor. Sürprizleri, evet, ortadan kaldırıyor açıkçası. Çok severek yapıyorsunuz ama işinizi. Bence başarınızın en büyük sırrı bu. Evet, severek yapıyoruz ve bu da eserlerimize değer katıyor. Evet. Peki Silopi'ye ne gibi katkı sağlamak istersiniz Cuma Bey? Silopi'de olmayan yapıları getirmek istiyoruz. Estetik, daha estetik ve daha güzel yapılar yapmayı planlıyoruz. Evet, çünkü Silopi aslında bunları hak ediyor yani ama sadece maalesef farklı bakış açıları var. Evet. Bu noktada bunları da kırmaya çalışıyorsunuz siz. Yap, inşallah da kılacağız diyelim. Peki şu an elinizde bulunan projeler neler? Elimizde şu anda 2 tane cami projemiz var. 3-4 tane de konut projemiz var. Şu anda onları çiziyoruz. Evet, başka var mı peki? Başka şu anda yok. Başka şu an bu projelerle burada faaliyetler devam ediyor. Peki daha çok yeni izledik ya röportajın başından, hani çiçeği burnundayız bile, evet, diye bu tabiri kullandık. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Yani buraları hallediyor muydunuz ya da bundan sonra neler olacak? Yaşımıza göre hedeflerimizin peşine düşürüz ve yakalayacağımızı düşünüyoruz açacağız. Evet, tabi hedef hiç bitmeyecek ama, değil mi? Hedefimiz büyük. Hedef biterse biz de biteriz. Aynen. Biz bu yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Çok sağ olun. Son sözlerinizi alalım. Röportajımızı sonlandıralım artık. Sizi sevenlere, buraya gelen misafirlerinize, Silopi'ye, tüm Türkiye'ye, evet, neler aktarmak istersiniz? Herkesi bekleriz. Yapmak istediğiniz yapıları 3 boyutlu olarak görmek istiyorsanız Erdem Mühendisliği'ye bekleriz. Tekrardan teşekkür ederim. Evet, biz de herkesi bu aile yerine davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye, bir tanışmaya da davet etmiş olalım. Bunları da buradan hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun.